Sayın Dekan Yardımcımız, Sayın İlk Kültür Turizm Başkan Yardımcımız, değerli konuklarımız ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Programımıza başlamadan önce sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Sayın konuklarımız hoş geldiniz. Küçük bir aksaklıktan dolayı biraz geç kaldım. Sayın İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız, saygıdeğer konuklarımız, değerli hocalarım ve siz geleceğin sağlık yöneticileri. Bugün burada hepimiz birer sağlık yöneticisi olarak ortak sorunu olan herkes için sağlık konulu konferans için toplanmış bulunmaktayız. Sektörün içinden gelen iki farklı misafirimiz de sağlık yönetimi nedir? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Sağlık politikaları nelerdir? Global sağlık projeleri ne kadar global? İlaç endüstrisi nedir? Gibi konular ve bunların daha fazlası için bir araya geldik. Eminim ki hepimiz için anlamlı ve güzel bir etkinlik olur. Unutmayalım ki sağlık hekimlerle, sağlık yönetimi bizlerle güzel. Başkanı Sayın Doktor Hilal İnanmıştı da ile Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Mevlüt Pehlivan Herkes İçin Sağlık adlı konferansımızda yer alacaklardır. İlk konuşmacımız Sayın Doktor Hilal İnanmıştı da lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. 1979'da gazeteciliğe başladı. Cumhuriyet, Güneş ve Akşam gazetelerinde çalıştı. 1996'da Birleşmiş Milletler İl Habitat Konferansı'nda hazırlık ekibinde sergiler organizasyon müdürü olarak çalıştı. Başbakanlık bursu ile İngiltere'de eğitim gördü ve BBC'de gözlemler yaptı. 1989-94 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sağlık ve halkla ilişkiler kampanyaları yürüttü, kitaplar yazdı. 1997 yılından sonra Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi olarak çalıştı ve emekli oldu. Halen çeşitli sivil toplum örgütlerinde özellikle sağlığa erişim hakkı üzerinde çalışmalarını yürütmektedir. Hepatit ve karaciğer hastalıkları alanında çalışan uluslararası örgütlerin aktif üyesidir. Evli ve bir çocuk annesidir. Kendisinin konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bana göstermediniz. Hazırlamış arkadaşlarınız. Ben de üniversitenizin amblemiyle ve bizim derneğimizin, benim başkan olduğum derneğin amblemiyle birinci sayfayı size sunuyorum. Şimdi çok güzel bir başlık koymuşlar. Herkes için sağlık.
Bu kelime, bu üç kelime, bu cümle ya da size ne ifade ediyor? Ben bunu merak ediyorum ve konuşmanın sonunda zaten bu bir sohbet olacak. Çok size bir takım bilgiler hazırladım. O slaytları arkadaşlarınıza bırakacağım. O siz istediğiniz zaman alabilirsiniz. Şimdi şu slaytla başlamak istiyorum. Health for All by the Year 2000. 2000 yılında herkese sağlık. 1978 yılında Kazakistan'ın o zamanki başkenti Alma-Ata'da Dünya Sağlık Örgütü'nün 32. konferansı yapılmıştı. Ve 2000 yılında herkes için sağlık projesi, stratejileri sunulmuştu. Çok güzel bir bildiri hazırlanmıştı. İçinizdeki arkadaşlar herhalde 95 yılından sonra dünyaya gelmiş arkadaşlar değil mi? 20'li yaşlardasınız. 1978 yılında ben tam 20 yaşındaydım ve staj yapıyordum. Hem üniversite öğrencisiydim hem staj yapıyordum. O kadar kulağa hoş geliyordu ki bu 2000 yılında herkese sağlık konusu. Benim sağlık politikaları alanında çalışmamın neredeyse ilk ateşleyicisi oldu. Çok hoşuma gitti çünkü daha 78 yılındayız. Ben 20 yaşındayım. 2000 yılı çok uzak ve çok şey başarabilir dünya 2000 yılına kadar diye hayal kuruyoruz. Ve o gün karar vermiştim. Bir gün Dünya Sağlık Örgütü'ne gideceğim. Dünya Sağlık Örgütü'nde çalışacağım ya da oradaki projelerde yer alacağım diye. Ama tabii 20'li yaşlarımda gidemedim. 40'lı yaşlarımda gittim Dünya Sağlık Örgütü'ne. Bu fotoğraf Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde bir toplantı salonunda çekilmiş bir fotoğraf. Size de şunu öneriyorum. Mutlaka kendinize bir hedef koyun. Ama 20 yaşında, ama 30 yaşında, ama 60 yaşında hedefinize ulaşmanız için adım adım ilerleyin diyorum. Şimdi bu benim sevdiğim, önemsediğim bir fotoğrafla başlayalım. Sağlığın tanımını zaten biliyorsunuz, değil mi? Teorik derslerimizde bunu öğrendiniz. Çok hızlı bir şekilde hemen geçelim. Bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal yönden tam bir iyilik hali diye yapıyoruz. Kimler bunu yapıyor? Devletler tarafından yürütülen çeşitli stratejilerle bu iyilik haline varmaya çalışılıyor. Dünyada ekonomik kaynakların kıt olduğunu biliyoruz. Bu kaynakların gelecek kuşaklara da kalması lazım. Onların gereksinimlerinin de karşılanması için. Şu andaki kuşağın gereksinimlerini en üst dereceden karşılayacağız ama bir sonraki kuşaklara da bırakacağız. Buna da ne diyoruz? Sürdürülebilir kalkınma diyoruz. Şimdi ben Hepatit ve Yaşam Derneği'nden size söz ettiğim zaman sürdürülebilir sağlık politikalarında sivil toplum kuruluşlarının yerini vurgulamak istiyorum. Sağlıklı birey ve toplum için sürdürülebilir sağlık politikalarına gereksinim var. Bunlar da çok bileşenli bir durum. Bunları zaten biliyorsunuz, hep birlikte tekrarlamış oluyoruz. Ekonomik temeli var, sosyokültürel temeli var, çevresel faktörler önemli. Sosyokültürel bağlamda sahneye çıkmış olan sivil toplum örgütleri de, işte bizim örgütlerimiz gibi, sağlık politikalarının sürdürülebilirliğinde rol alıyorlar, etkin bir şekilde rol alıyorlar ve dünyada giderek yükselen bir trend var bu konuda. Artık sadece hükümetlerin kararıyla değil, sivil toplumun da kararıyla bir takım şeyler gerçekleşiyor. Yakın zamana kadar nasıldı? Şimdi salonda bulunan doktor kardeşlerimiz, doktor arkadaşlarımız biraz sitem edebilirler bu saptama için ama her şeyi bilen bir sağlık çalışanı var. Bir tahterevalli düşünelim. Sağlık çalışanı nerede? Her şeyi bilen tarafta. Bir dengesizlik var burada. Sistem bir mal arz ediyor. Örneğin bir ilacı arz ediyor. Veya sistem bir hizmet arz ediyor. İşte nedir bu? Ameliyattır, aşılanmaktır, diğer sağlık hizmetleridir. Ama halk, yani kamuoyu çok fazla bilgili değildi. Geçmiş yıllardan söz ediyorum. Sizin çocukluğunuz ya da sizin dünyaya gelmediğiniz yıllardan söz ediyorum. Her şeyi bilen bir sağlık çalışanı ve çok az şey bilen, hatta bilmeyen halk. Şimdi böyle bir dengesiz ilişki vardı.
Son zamanlarda günümüzde bilgi birikiminin paylaşımı, teknolojinin gelişmesi ne paralel olarak arttı ve hastalar ile hasta yakınları özellikle internetin de hayatımıza girmesi sonucunda sağlık konusunda bilgi sahibi olmaya başladılar. Eğitimin yükselmesi, bilgiye erişimin kolaylaşması, hasta ve bu dengesizliği hastalar ve hasta yakınları açısından olumlu olarak giderdi. Şimdi günümüzde siz sosyal bilimcisiniz. Yani bir yandan medikal sektöre yakınsınız ama sosyal bilimci olarak çalışacaksınız. Çözüm ortağı olma diye bir kavram var artık sosyal bilimlerde. Bu sürdürülebilir sağlık politikaları çerçevesinde de hasta ve hasta yakınları derneklerinin sorumluluklarından birisi olmakta. Artık hükümetler, sağlık politikalarını belirleyenler, sağlık hizmeti sunanlar, sağlık ürünü üreten ve pazarlayan uluslararası endüstri, sağlık meslek grubu elemanları yalnız değildir diyoruz. Çünkü hasta ve hasta yakınlarının kurduğu sivil toplum kuruluşları çözüm ortağı olma iyi niyetiyle, bakın bunu vurguluyorum, iyi niyetiyle. Yani burada bir katkıda bulunma çabası var. Bütün dünyada ve Türkiye'de de bir problem varsa onun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çalışılıyor. O yüzden iyi niyetiyle bu çemberin içindedir diyorum. Şimdi bu çembere bakalım. Neleri görüyoruz burada? Bir sarmal var. Belki buna benzer bir sarmalı siz derslerinizde okudunuz zaten. Hasta. Aslında hastayı merkeze koymak gerekiyor ama sarmalın içinde yer aldı. Hasta ve hasta yakınları tarafından kurulan sivil toplum kuruluşları, kanun yapıcılar, karar vericiler yani parlamento, hükümet gibi düşünelim. Sağlık sektörü çalışanları ve uygulayıcıları hem kararları uyguluyorlar hem de hizmeti üretiyorlar, sunuyorlar. Ve sağlık endüstrisi. Sağlık endüstrisinde neler var arkadaşlar? İlaç endüstrisi var, değil mi başka? Değil mi? Tıbbi araç, medikal araçlı endüstrisi var. Ve dünyanın neredeyse en büyük endüstrilerinden birisi. Şimdi bir de sağlık politikasının tanımını yapalım. Sağlık hizmetlerini kim, kimler üretecek? Nasıl sunulacak? Nasıl finanse edilecek? Hizmetin kullanıcılara nasıl ulaşacağının belirlenmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte hükümetler veya karar vericiler ya da işte Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların yönlendirmesiyle alınan kararlar oluşturulan yasal düzenlemeler. Sağlık politikasının amacı ne olmalıdır? Bir arkadaşımız bana söyler mi? Kopya çekin oradan. Evet, sarı giysili arkadaşımız söyler misiniz? Evet, göz göze geldik çünkü. Tedavi olanağı sağlamak. Her hastaya tedavi olanağı sağlamak. En kısa tanımı bu. Ama biraz geliştirdiğimiz zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sağlık tanımını içine oturtabiliyoruz, değil mi? İnanç, ırk, cins hiç önemsiz ama herkese sağlık hizmetinin ulaşması gibi. Peki sağlık politikalarında en önemli şey nedir sizce? Değil mi? Çocuklarımızın aşılanması. Bence öyle. Belki başka alanları da önemseyenler olabilir ama bence öyle. Sağlık politikalarındaki birinci adım ve en önemli adım çocuklarımızın bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması. Burada caddeye Sağlık Bakanlığı tarafından asılmış billboardlardan bir örnek görüyorsunuz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz diyor bakanlığımız. Ve gerçekten Türkiye çocuk aşılaması konusunda başarılı ülkelerden birisi. Ben kendi alanımda, yani hepatit alanında söylersem, hepatit B aşısı, hepatit A aşısı aşı takvimimizde yer alıyor ve bütün çocuklarımız rutin aşılanıyor. 1998'den itibaren hepatit B aşısı bütün çocuklara yapıldı. Siz o aşıyı olan yaş grubusunuz. Hatırlıyor musunuz hepatit aşısına olduğunuzu? Hatırlamıyorsunuz çocuklarınız. Ama bu aşıyı oldunuz. Yani hepatit A aşısı 2000 yılından sonra başladı. Onu olmamış olabilirsiniz.
Onu bir kendi aile hekiminizle görüşün ve olmaya çalışın. Çünkü hepatit A ülkemizde çok yaygın. Benim yaşımdaki insanlar ilkokula başladığımız zaman böyle sıradan hepimiz bir hastalanırdık. Türkiye'de yaygındı. Eğer olmadıysanız o aşıyı da olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu tanımlardan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne gelmek istiyorum. İngilizce WHO. Mutlaka Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasına girin. Yani her gün değil tabii. Ama bir 10 günde, 15 günde bir girin ve dünyada sağlık sistemi nasıl gidiyor? Dünya Sağlık Örgütü neleri önemsiyor? Onun önemsediği şeyler Türkiye için de gerçekten önemli mi? Bir onlara bakın, değerlendirin. Çünkü gelecekte belki uluslararası düzeyde çalışan bir sağlık yöneticisi olacaksınız. O yüzden bunları bilmeniz lazım. Zaten uluslararası düzeyde çalışacak olmasanız bile, varsayın ki Türkiye'de çalışıyorsunuz ama artık Türkiye nasıl bir mülteci geçişi de olan bir ülke haline geldi. Dolayısıyla yaptığınız çalışmaların çoğu zaten uluslararası düzeyde gibi olacak. İngilizcesi WHO, Fransızcası OMS, Türkçe'de de biz DSÖ diye kısaca yazıyoruz. Siz de bunları biliyorsunuzdur eminim. Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasının son halinden bir kopya aldım, size getirdim. Bu sayfayı incelemenizi öneriyorum. Oldukça geniş, her konuda bilgi var. Ve bütün ülkelere yapılan öneriler, tavsiyeler, ülkelerin yaptıkları, bütçeler size oldukça ufuk açabilecek konuları buradan izleyebilirsiniz. Ve az önce ne demiştim? Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir sağlık politikası demiştim. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün en son çalışması bu. Sürdürülebilir gelişme hedefleri. Böyle bir kampanya yapıyorlar ve şöyle bir sarmal hazırlamışlar. Şimdi bunu burada tek tek okumak çok zor. Size tavsiyem bu sarmalı bu akşam gidince internetinizde indirin. Ve onu mutlaka bir yere kaydedin, size yol gösterecektir önümüzdeki yıllar için. Dünya Sağlık Örgütü dünya için, sürdürülebilir gelişmeler için neler öneriyor, neler planlıyor, bunları öğrenmenizde fayda var. Şimdi az önce ne demiştik? Sağlık sektöründe önemli alt katmanlardan birisi ilaç sektörü. Küresel ilaç sektörü trilyonlar dolar, yani doların trilyonlarını düşünerek bir rakam kafanızda hayal edin. Böyle bir sektör. Üretimi uluslararası düzeyde, pazarlaması uluslararası düzeyde, küresel pazar büyüklüğü sürekli artan ve sürekli gelişen bir talep pazarı var. 2014 yılı dan bir veri edinebildim. Çünkü veriler geç açıklanıyor biliyorsunuz. 553 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle dünyadaki toplam ticaretin %3'ünü oluşturuyormuş. Yani işte o araba ticareti, silah ticareti, diğer işte başka ticaretler, gıda, şudur budur. Ama %3'lük bir dilim ilaç sektörünün. Ve sürekli büyüyen bir pazar. Gelecekte daha da büyüyecek. Çünkü yeni ilaçlar üretiliyor ve bu ilaçlara hükümetler sosyal güvenlik kapsamında aldıkça da pazar çok rahat bir pazar oluyor üreticiler açısından. Daha da büyüyecek bir pazar ve ilaç firmalarının da dünyadaki en büyük uluslararası şirketler olduğunu herhalde siz de biliyorsunuz. Türkiye ihracatçı mı, ithalatçı mı ilaç pazarında diye bir soralım kendimize. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? İthalatçı değil mi? Evet. Bir büyüme hızı var ama ihracat da yapıyoruz bazı ülkeleri ama genel olarak ilaç konusunda ithalatçıyız. İlaç sektörüne baktığımızda dünya üzerinde en fazla düzenlemeye tabi olan sektör olduğunu görüyoruz. Çünkü her ülke, her hükümet kendi ortamına göre düzenlemeler yapıyor. Mülkiyet hakları var.
fiyat kontrol mekanizmaları var. Burada size yine benim çalışma alanımdan bir örnek vereceğim. Hepatit C ilaçları son yıllarda üretildi. Ve gerçekten çok pahalıydı bizim bütçemize göre. Yani bir hastanın tedavisi, 3 aylık tedavisi 120 bin lira kadar bir rakam. Hiçbirimizin, yani çoğumuzun cebinde bir hastalığımızın tedavisi için 120 bin lira harcayacak güç yok. Dolayısıyla sosyal güvenliğin bunu kapsamasını bekliyoruz. Ve bunun için biz kampanyalar yaptık. Hepatit C ilaçlarının Türkiye'deki hastaların da sosyal güvenlik kapsamında erişebilecekleri noktada olması için. Dünyada bazı ülkelerde daha hala bu ilaçlar sosyal güvenlik kapsamı altında değil. Ama 10 yıllık bir süre var. Daha sonrasında, yani ilaç ilk üretildiğinden, piyasaya ilk verildiğinden sonra o mülkiyet hakları denilen kanunlar işliyor. 10 yıl sonra her ülke jeneriğini üretebiliyor. Yani taklidini, onun işte bir benzerini biraz isim değiştirerek jenerik firmalar deniliyor bunlara. Bizim ülkemizde de hepatit B üzerinde jenerik ilaçlar var. C için henüz o 10 yıl tamamlanmadığı için yok. Türkiye'de kişi başına düşen sağlık harcamasının 633 dolar olduğunu kaynaklardan aldım. Sağlık harcamalarında devletin payı oldukça yüksek, yarıdan fazla, %76'lık bir pay sahibi. O zaman burada nasıl bir yorum yapabilirim? Türkiye sağlık alanında sosyal bir devlettir diyebilirim mi? Der misiniz? Evet. Deriz, değil mi? Yani bir kere çocuklarımız 18 yaşına kadar devlet güvencesi altında. Çalışan herkesin ve ailede bir kişi bile çalışsa onun eşi, çocukları, annesi sosyal güvenlik kapsamında oluyor. Ve pek çok ilaç, pek çok ameliyat sosyal güvenlik kapsamında. İşte harcamaların 1/4'ünü devlet karşılıyorsa Türkiye'nin bu konuda bir sosyal devlet olduğunu söyleyebiliriz. Tıbbi araç ve ürün sektörüne bir göz atalım. Şimdi tomografiler, ultrasonlar, manyetik rezonanslar, başka hocam siz de hatırlatın, diyaliz araçları, neler neler var diye tıbbi araçlar. Bunların üretimi birkaç büyük şirketin elinde ve satılması, dünyada kullanılması ise çok yaygın ve geniş. Şimdi burada tıbbi cihazların üretiminin ülkelere göre dağılımını size vermek istedim. Şu listede, şu pasta dilimlerinde ya da hani böyle kaşar peyniri, bütün bir kaşar peyniri gibi görünüyor. Onun dilimlerinde Türkiye'nin adını ben göremiyorum. Diğer diye tanımladığımız %21'lik dilimde Türkiye ürettikleriyle. %41 gibi kocaman bir dilimin Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu görmekteyiz. Ondan sonra işte Almanya, Japonya, Fransa var ve gittikçe küçülen dilimlerde birkaç ülke daha var. Çin, İspanya, Kanada gibi. Türkiye'de bu dilimlerde hani adını geçirecek büyüklükte olmadığı için adı geçmiyor burada. Ürün gruplarına göre dağılımına baktığımızda bunlar sizin için çok önemli. Neden derseniz siz yarın belki ihale komisyonlarında görev alacaksınız, işte sağlık yöneticisi olacaksınız, özel sağlık kuruluşlarında yönetici olacaksınız ve bu araçlar alımı için, ihtiyaç için raporlar hazırlayacaksınız, alımına karar verecek kişiler olacaksınız. O yüzden bu bilgileri size vermek istedim. Sarf malzemesi, tanısal görüntüleme, diş hekimliği ürünleri, ortopedik ürünler diye dilimlenmiş burada. Burada kocaman bir liste var. Bunu ben nasılsa size bırakacağım. Oradan kendiniz okuyabilirsiniz şimdi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne yine birinci sırada pay aldığını görüyoruz. Türkiye 13. sırada yer almış burada. Pazar büyüklüğü olarak. Türkiye artık nüfus açısından büyük ülkelerden birisi, doğal olarak da sağlık harcamalarında da pazarının büyük olması gerekiyor. Tıbbi cihaz ürünlerinin pazarını kim organize ediyor, kim düzenliyor dersek tek yetkilimiz var değil mi? Sağlık Bakanlığı.
Bu amaçla kurulmuş müdürlük de var. Genel müdürlük var Sağlık Bakanlığı içinde. Ayrıca Türkiye Odalar Borsalar Birliği bünyesinde de Türkiye Medikal Sektör Meclisi diye temsil ediliyor tıbbi cihazlar sektörü. Şimdi burada bir kocaman liste, hani Türkiye neleri üretiyor diye sorduk ve bu liste çıktı. Kocaman bir liste, bunu okumuyorum size. Size daha sonra buradan bakarsınız. Geçiyorum. Ve gene önemli bir nokta. Bu tıbbi cihaz pazarında %89 pazar payını sadece 30 şirket paylaşıyor sevgili öğrenciler. 27 bin üretici ise pazarın diğer %11'ini paylaşıyor. Yani burada bir kocaman dengesizlik var. Ama buna dengesizlik mi diyelim, işte kapitalizm mi diyelim, ekonominin cilveleri mi diyelim, ya da Ar-Ge yapan ülkeler, Ar-Ge üzerinde çalışan, inovasyon üzerinde çalışan büyük şirketlerin başarısı mı diyelim? Artık ona siz karar verin ne diyeceğimize. Ve geldik sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarına. Şimdi sivil toplum kuruluşu dediğimizde ne geliyor aklınıza? İlk önce aklınıza ne geliyor? Mesela siz. Sağlık sen geliyor sizin aklınıza. Başka var mı böyle aklınıza gelen dernek, vakıf, sendika? Yüksek sesle söyleyin. Eminim biliyorsunuz birçok isim. En çok bilineni hangisi? Sınır tanımayan doktor. Tema, hocamız Tema dedi. LÖSEV var değil mi? Neredeyse hepimiz LÖSEV'e birkaç kuruş bağışta bulunduk. Kanser üzerine çok sayıda dernek var. Ben size tanıştırayım bir anda. Konuşmaya başlarken tanıştıramadım. Süreyya Hanım, Süreyya Cülcüloğlu bizim derneğimizin sosyal komitesinde. Sen de kaç kuruyu açtım arkadaşlar, seni biliyorsun. Nevin Çalışkan, derneğimizi yönetim. Hatırlatırlar çünkü çok sayıda hasta dernekleriyle toplantılara katılıyorlar. Şimdi sayın dersin herhalde 15 tane bir çırpıda sayarsınız. Çok sayıda her hastalık için neredeyse kurulmuş dernekler var. Bunlar hem doktorlar tarafından kurulmuş dernekler var, hem hasta yakınları tarafından kurulmuş, hem de ikisinin ortak kurduğu, yani doktorların ve hastaların, hasta yakınlarının birlikte kurduğu dernekler var. Ne yapıyorlar bunlar? Bir ona bakalım. Bir, toplumda farkındalık yaratmak gibi bir işlev üstleniyorlar. Toplumu bilgilendirmek. Doktorlar bilgilendiriyor, televizyonlar bilgilendiriyor ama özellikle hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Damdan düşmüş Nasrettin Hoca, herkes gelmiş başına üşüşmüş, bir fikir üretiyormuş. Hoca demiş ki, benden önce damdan düşen birisi varsa o fikrini söylesin bana. Çünkü damdan düşenin halinden anlar. Dolayısıyla biz de burada bu dernekleri kurduğumuz zaman konuyu biliyoruz. Hasta olarak ya da hasta yakını olarak yaşananları biliyoruz. Topluma da bu bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Sağlıkla ilgili STK'ların görevlerinin en önemlisi bu. Koruyucu hekimliğe özendirmek. Bakın bu çok önemli. Eğer koruyucu hekimliği, zaten bu sağlık politikalarında birinci işimiz değil mi? Koruyucu hekimlik, aşılama, bilinçlendirme. Eğer biz koruyucu hekimliğe özendirirsek toplumu, toplum zaten daha az sağlık masrafı yaşayacak. Bu derneklerin böyle bir görevi var. Hastaların özgüvenlerini ve yaşamdan beklentilerini yüksek tutmalarına yardımcı olmak. Bu da çok önemli. Ben hastalandım, ölüm geliyor, ölümü bekleyeyim yerine. Aksine toplumun içinde olmak, toplumla beraber olmak, bilgilerini paylaşmak gibi işlevleri var. Hasta yakınlarını bilgilendirmek ve güçlendirmek için çalışmalar yapıyor sağlıkla ilgili STK'lar. Şimdi birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Hani Murat arkadaşınız bana dedi ki şeylerden söz edin, yaşanmış olaylardan söz edin dedi.
Evet, ben birkaç örnek buraya aldım. Bazı işlemlerin sosyal güvenlik kapsamına alınması. Bunlar için uğraştı STK'lar. Örneğin özel diyaliz merkezlerindeki işlemlerin, tüp bebek işlemleri gibi. Tüp bebek işlemi yaptırmak isteyen anne adaylarına bazen ne deniliyordu? Şu filan hastanede sadece bir kere yaptırabilirsin. Onu şimdi 3'e çıkardık değil mi hocam? Çocukluk dönemi aşı takvimi. Aşı takvimine yeni hastalıklar da girdi. Diyabet hastalarının şeker ölçüm cihazları, insülin iğneleri artık devlet tarafından veriliyor. Prematüre bebekler. Tüp bebek sayısı arttıkça prematüre dönemde dünyaya gelen bebek sayısı da arttı. Ve onların özel bir kuvvete bakılması gerekiyor. Ve Türkiye'de şu anda çok ilimizde, pek çok hastanede, üniversitede prematüre bebekler için üniteler oluşturuldu. Eskiden ne olurdu? Bebekler doğar ve ölürdü. Ama şimdi ciddi anlamda değil mi hocam? Artık prematüre bebek üniteleri var. Kistik fibrozis. Bu çok önemli bir hastalık. Duydunuz mu bu hastalığın adını? Duymadınız. Duyacaksınız bir gün çalışmaya başladığınızda. Bebeklerin akciğerleriyle ilgili bir hastalık bu. Doğdukları zaman topuklarından alınan bir damla kanla bu hastalıkla ilgili bilgiye sahip olunuyor ve ona göre önlemler alınmaya başlanıyor. Bu kan testinin yapılmasının zorunlu olması, yani eskiden isteyen yaptırıyordu ya da bir tıp fakültesinde yapılıyordu örnekleme olarak, şimdi zorunlu oldu. Çok önemli. Çünkü bu çocuklar blue çağına gelmeden kaybediliyordu akciğerlerindeki sorunlar dolayısıyla. Bu derneğin başında bir kimya mühendisi anne var, kızı bu hastalıkla boğuşan. Çok çalışkan bir anne ve çok uğraştı Sağlık Bakanlığı'nda bunu kabul ettirdi. Hasta hakları kavramının yaşama geçmesi. Bakın insan hakları önemli bir olay ama hasta hakları da çok önemli. Yani konuşmamın başlarındaki slaytlardan birinde ne demiştim? Bir tahterevalli var. Hani her şeyi bilen sağlık çalışanı tarafı, hiçbir şey bilmeyen hasta. Ama şimdi hasta hakları var. Bütün hastanelerde hasta hakları birimi kuruldu. Bütün tıp fakültelerinde bu var. Ha, tam işliyor mu diyeceksiniz. Onu sizler ileride denetleyeceksiniz, göreceksiniz tam işleyip işlemediğini ama bizim jenerasyon onu kurdurmayı başardı. Bazı hastalıklar için taramaların yapılması, istatistikli bilgilerin değerlendirilmesi gibi işlevleri var sivil toplum kuruluşlarının. Küresel olarak değerlendirildiği zaman uluslararası örgütlerin stratejiler oluşturduğunu ve son yıllarda yerel, bölgesel ve küresel hasta örgütlerinin devrede olduğunu görmekteyiz. Bunların en önemlilerinden birisi Avrupa Hasta Forumu. Buna ben de katılıyorum. Avrupa Birliği desteğiyle sürüyor. Ve gerçekten çok sayıda hasta örgütü, hasta yakınları, hastalar bu toplantılara katılıyorlar. Haklarını dile getiriyorlar. Bu çok önemli bence. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde yaptığımız bir toplantıdan bir slide aldım buraya. Sorumluyuz hepimiz başlıklı bir toplantıydı bu. Ben de orada gene konuşmacıydım. Benim çok önemsediğim 3 tane sivil toplum örgütünün sayfasını getirdim. Birisi El Bebek Gül Bebek, işte prematüre bebeklerle ilgili dernek. Kistik Fibrosis Derneği, bir de Hayat. Hayat, insan hakları, hasta hakları konusunda çalışan hukukçu arkadaşlarımızın da yönetimde olduğu bir dernek. Bu derneklerin hepsini bir şekilde tarayın, sayfalarına bakın, okuyun neler yapmışlar. Siz bunlara ne katkıda bulunabilirsiniz? Bir sosyal sorumluluk projesi olarak siz de katkıda bulunabilirsiniz. Onların yaptıkları, bugüne kadar getirdikleri işler ne aşamada, siz ne katkılarda onu biraz daha ileriye taşıyabilirsiniz. Hep birlikte bir düşünün arkadaşlar. Ve şimdi benim göğsümde gördüğünüz bir sarı çiçek. Lotus çiçeği diye yola çıktık. Lotus çiçeği dünyanın en eski çiçeklerinden birisiymiş. Ve her ortamda yeniden açabiliyormuş, yaşayabiliyormuş. Buna işte farklı isimler de takılıyor ama
Lotus diye daha çok dünyada biliniyor. Biz derneğimizi kurduğumuz zaman amblem olarak bu çiçeği aldık. Hem renginin sarı olmasından yola çıktık. Yeşili de yaşama arzusu, dünya, çevre gibi gördük. Böyle bir amblem hazırladık. Şimdi size kısaca şöyle bir dünya turu yaptık. Şimdi de benim başkanı olduğum uluslararası düzeyde etkin bir derneğin çalışmalarını anlatmak istiyorum. Hepatitle yaşam, hasta ve hasta yakınları, toplumsal bilgilendirme, yardımlaşma, dayanışma derneği. Uzun adı bu ama kısaca Hep Yaşam diyoruz. Hep Yaşam kimlerle ilişkide? Hükümetle, uluslararası örgütlerle, medyayla, ilaç ve sağlık endüstrisiyle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, elbette kamuoyuyla, sağlık sektörü çalışanlarıyla ve hasta, hasta yakınlarıyla ilişkide olan bir dernek. Şimdi bu bir şablon aslında. İstediğiniz gibi şu benim Hep Yaşam'a oturttuğum yere siz kendi fakültenizi oturtabilirsiniz. Kendi derneğinizi, kendi işte şu anda misafiri olduğum sağlık kulübünü oturtabilirsiniz. Ve kimlerle ilişkide olmalısınız? Hangi kurum ve kuruluşlarla ilişkinizi yoğunlaştırarak götürürseniz daha farklı, daha iyi işler yaparsınız. Bu şablonu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani burada sayılan her bir vakıf eteğinin içindeki kurum, kuruluş ya da işte topluluğun adı sizin için de geçerli. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirde misiniz? Evet. Şimdi size biraz neşeli fotoğraflar göstermek istiyorum. Sadece kapalı salon toplantıları bir derneğin yaşaması, adını duyurması için yetmiyor. Sokağa çıkmak gerekiyor. Ve neredeyse her hastalık içinde bir gün var. İşte Dünya AIDS günü, Dünya Hepatit günü, Dünya Kanser günü, Dünya... ALS için geçen sene çok yaygın bir kampanya yapılmıştı, hatırlıyor musunuz? Hani buzlusu, evet, buzlusu dökülmüştü baştan aşağı. Birçok kişi birbirini davet etmişti. Peki, şimdi başka bir, ben size bir soru sorayım. Diyelim ki önemli bir hastalık için bir dernek kuruyorsunuz. Kimi almak istersiniz bu derneğin yanına, yönetimine, işte danışman olarak ya da yoldaş olarak kimle kol kola girmek istersiniz? Ben çok yoğunum. Beni geçin. Ünlü birisi değil mi? Ne yapıyorlar? Hemen işte Hülya Koçyiğit'e gidiyorlar. Gülben Ergen'e gidiyorlar. İşte Sabancı'ya gidiyorlar. Koç'a gidiyorlar. Ve gerçekten ALS için Türkiye'de en büyük yatırımı yapan Koç ailesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde de bu iş için bir bilim kuruldu ve finansmanına yardım ediyorlar. Neden? Ailedeki hanımefendilerden birisi bu hastalığın pençesinde. Maalesef hepatit için ben bir şöhret bulamadım. Çünkü hepatitin bulaşıcı bir hastalık olduğunu düşünen şöhretler zaman zaman röportajlarında söylüyorlar. Aa, ben filan yıl geçirdim. İşte Ajda Pekkan geçirdiğini söylüyor. İşte Bülent Ersoy'un bir ameliyat sırasında kaptığı söyleniyor. Elif, Ariston neydi? Bir meşhur bir Amerikalı oyuncu var. Jennifer Ariston. Ariston. Neyse işte. Olmadı mı Cansın? ama hiçbirisi dernekte gel, dernek için bir konser ver, dernekte gel, bir toplantıya katıl, yok ona katılmıyorlar. İşte Gülben Ergen Çocuklar Gülsün diye bir proje yapıyor, kendi prematüre çocukları olduğu için. Efendim birileri yerlerde konserler veriyor falan falan ama direkt bazı hastalıklara yanaşmıyorlar. En çok yanaştıkları ne oluyor? Şöhretlerin meme kanseri.
Mehmet Anser'i dediğiniz zaman işte filanca şarkıcı da olmuştu, falanca tiyatrocu da olmuştu. Hani bir meme kanseri toplantısı yapalıma dönüşüyor nedense. Lösemi ve meme kanseri en popüler dernekler. Ama diğer derneklerin de yaptığı önemli işler var tabii. Şimdi biz İstanbul'da olanlar bilir İstiklal Caddesi'nde. İstiklal Caddesi'nde bandoyla yürümüş ve doktor arkadaşlarımız, bizler sağlık aktivistleri elimizde pankartlarla İstiklal Caddesi'nde bandoyla yürümüştük 2012 yılında. Böyle başladı hareketlerimiz. Sonra Kadıköy Meydanı'nda, yine Taksim Meydanı'nda çeşitli yerlerde çeşitli aktiviteler yaptık. Onlardan birkaç fotoğraf size sunuyorum. Ve çok sayıda televizyon programına katıldık. Bu 2 yıl önce Kadıköy İskele Meydanı'nda yaptığımız bir çalışmaydı. Hepatit C konusunda dikkatleri çekmek içindi. Bu her bir harfi taşıyan kardeşimiz pandomim sanatçısıdır. Yüzleri sarıya boyalıydı. Beyaz eldiven takmışlardı. Ve hepsi bir harf taşıdı. Vapurdan inenlerin üzerine ellerindeki harflerle gittiler. Ve insanlar onlara bakarken orada hepatit C yazdılar. Böyle esprili bir çalışma yaptık. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirmesinde de en iyi çalışmalardan birisi seçildi bu. Pardon, ters gidiyorum. Pardon. Ve bir pandemi çalışması yine. Bir iskelede bir çadır kurduk. Hastalığın nasıl bulaştığını pandemi sanatçılarının desteğiyle halka anlattık. Burada görüyorsunuz iki pandemi sanatçısı. Birisi diğerine hastalık bulaştırıyor. Böyle bir çalışmaydı. Bu da çocuklar tarafından, işte Kadıköy Meydanı'nda geçen herkes tarafından çok beğenildi, ilgi gösterdiler. Güzel bir çalışma oldu. Farkındalık yaratmak için her imkanı kullanmaya çalışıyoruz. İleride siz de bir sağlık aktivitesinin içinde olursanız lütfen çekinmeden her imkanı kullanın. Yani etik değerler çerçevesinde elbette. Bu İstanbul Boğazı'ndaki maraton. Tabii biz koşamadık, yürüdük ama hakikaten 12 kilometreyi yürüdük. Sağlığa erişim hakkı için bu yürüyüşü yapan grubun fotoğrafını görüyorsunuz. Beni görebiliyor musunuz? Evet, ortada. Şimdi benim yanımdaki doktor kardeşimiz Profesör Doktor Fehmi Tabak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Bölümü Başkanı. Kendisiyle bir ortak çalışma yapmıştık. Hepatit hastalarının ilaca erişimi için caddelerde imza kampanyası yapmıştık. Sizin çok kullandığınız, gençlerin çok kullandığı şey de var, hani Google'da imza kampanyası dijital ortamda. Onu da yaptık ve gerçekten hastalarımızı ilaca kavuşturduk. Bu da o çalışmanın bir fotoğrafı. İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içinde sosyal yönleriyle hepatit sempozyumu düzenliyoruz. Uluslararası katılımla. Bu fotoğraflarda altta gördüğünüz şu alttaki fotoğrafta siyah ceketli olan hanımefendi Dünya Sağlık Örgütü'nün hepatit birim sorumlusu. Ve kendisi bir Türk bilim kadını. Kendisiyle gerçekten çalışmalarıyla ben gurur duyuyorum ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi kırmızı ceketliler bando. İstanbul Üniversitesi'nin bütün fakültelerini bando eşliğinde sosyal sorumluluk projeleri müdürüyle birlikte dolaştık ve öğrenci kardeşlerimize, öğrenci çocuklarımıza hepatiti anlatan broşürler dağıttık. Bu büyük bir projeydi ve güzel bir proje oldu. Belki sizin üniversitenizde de bir bahar şenliği çerçevesinde böyle bir proje yapabiliriz. İkinci toplantımızı yine İstanbul
İstanbul Üniversitesi'nde yaptık. Tabip odasıyla, eczacılar odasıyla işbirliği içinde. Bu hastalıkların hukuksal sorunlarını da tartıştık. Çünkü bakın artık bütün sektörler birbirine girift olmuş vaziyette. Yani sağlık hukuku diye bir kavram da doğdu arkadaşlar. Hukukçular mezun oldukları zaman hani avukat olanlar acaba hangi alanda çalışsam, ticari davaların uzmanı olsam, efendim işte cinayete mi baksam, neye baksam derken şimdi büyük bir grup bize de danışıyorlar, bana da gelip danışan öğrenciler var. Sağlık hukuku alanında ilerlesem iyi olur mu diye soranlar var. Evet çok iyi olur diyorum ben de. Çünkü sağlık hukuku Türkiye'de yeni bir alan ama gelişmeye çok imkan sağlayacak bir alan. Biz de toplantımızda sağlık hukukunu ele aldık. Şimdi bu bizim geçen sene yürüttüğümüz iki önemli proje. Yanlış bilgi bulaşıcıdır diye bir projemiz var. Doktor dernekleriyle birlikte çalışıyoruz. Türkiye boyutunun dışında büyük bir proje. Diğeri ise EPA ile birlikte, Avrupa Karaciğer Hastaları Birliği ile birlikte yürüttüğümüz My Journey projesi. 6 Nisan'da yürüyor bu. Bizim internet sayfamızda yer alıyor. Oradan istediğiniz lisana girip bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Uluslararası düzeye taşıdık dedim ben derneğimizi ve kimlerle işbirliği içindeyiz? Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içindeyiz. Ne yaparsanız yapın, Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde olmak güzel. Bir özgüven sağlıyor ve işi küresel boyuta taşıyor sizin açınızdan. Dünya Hipotek Birliği, EHPA, SİHAP, az önce söylediğim Avrupa Hasta Forumu, Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürüyor ve çok başarılı. Bunlar bizim işbirliği içinde olduğumuz. Amerika'da, Kanada'da, başka örgütlerde var elbette Afrika'da. Ama Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla biz Avrupa'yla ve Asya'yla ilişkiler içindeyiz. EHPA dedim. EHPA'yı size tanıtayım. European Liver Patient Association. Avrupa çapında örgütlenmiş bir dernek. Üst dernek. Ama Mısır ve İsrail'de üyesi. Yani sadece coğrafi olarak, Avrupa olarak düşünmeyelim. Bu şekilde. Ve SİHAP'ta sayfasını kopyaladım size. Sayfasını siz de bir bakın, İngilizcedir. Geçen sene Tokyo'da bir toplantısı oldu. Biz kez İstanbul'da oldu. Konuşmacı olarak biz de yer aldık bu toplantıda. Bilmiyorum ne netlikte görüyorsunuz şu anda yukarıdaki fotoğrafı. Orada özel bir şey görebileceğinizi düşünüyorum. Ne görüyorsunuz? Kız öğrenciler söylesin. Duyamadın? Evet. Evet. Bu SİHAP Asya Pasifik grubu ve masada gördüğünüz gibi tek kadın temsilci. Daha sonra sizin özellikle bu alanda çalışan kız çocuklarımızın, kardeşlerimizin çok başarılı olacaklarını ve gerçekten masada erkeklerle aynı sayıda olacağınızı hayal ediyorum. Erkekler istiyor mu bilmiyorum ama ne dersiniz, ister misiniz? İstiyorsunuz. Evet, istiyorlar onlar da. Şimdi biraz sonra size bir film izleteceğim. Bu Glasgow'da yer alan bir toplantı, bir zirve toplantısı. Hepimizin elinde bir minik kartoncuk var. Çünkü toplantının bildirisi yayınlanmıştı. İstersen onu bir izleyelim şimdi. Şimdi şöyle, Dünya Sağlık Seviyesi'nde bize mektuplar geldi, dediler ki sizin için. Dediler ki herkes kendi dilinde hepatitle ilgili bir cümle söylesin, bir film hazırlanacak. Zirvenin açılış filmi hazırlanacak. Ben de düşündüm, yani bir cümle söyleyeceğim, kısa bir şey söylemeliyim. Herkes kendi dilinde söyleyecek, altyazıyla başla. Altyazıyla geçecek denildi. Sesi yok mu?
Neyse görüntüye bakalım. Ben bu arada size anlatayım. Neyse o yüzden ben konuşacağım zaten. Şimdi herkes kendi dilinde konuşuyor ve altyazı İngilizce olarak yazılıyor. Zirvenin açılışında büyük bir tören var. Bekliyoruz hepimiz. Ben de bekliyorum acaba benim konuşmam da girmiş mi diye. Bir baktım filmin adı benim bulduğum cümle. Çünkü ben demiştim ki hepatitsiz bir dünya istiyoruz. Bunu da kapıdan girerken gördünüz, o size getirdim. Bir konuşma balonunun içine de İngilizcesini yazdım. Hani problem olmasın altyazı geçerken diye. Sessiz oldu artık, ne yapalım? Biraz hızlı geçelim o zaman. Şöyle yaptım. Ben Türkçe olarak hepatitsiz bir dünya istiyoruz dedim çekmek videoya. Elimde de konuşma balonunu tuttum. İçinde de onun İngilizcesini yazdım. İşte geçiyor şeyler. Çeşitli ülkeler geçiyor. Bir türlü Türkiye çıkmadı. Dedim herhalde çok beğenmediler beni. Ama bir yandan da bakıyorum ki filmin adı benim bulduğum cümle. Ve en sonunda geldi. Son kişi olarak ben. Ve gerçekten şeyi ben bağladım. We want a world without viral hepatitis cümlesiyle filmi bitirdik. Biraz ilerle o zaman. Gördüğünüz kadar. Evet, şimdi bu şekilde bitti. Ve ondan sonra... Benim için de hoş bir şey oldu. Benim bulduğum slogan, Dünya Zirvesi'nin sloganı oldu. Filmin kapanışını ben yaptım. Arada konuşan olanlar unutuldu gitti. Herkes beni hatırlıyor şimdi. Sizin söylediğiniz cümle. Bu fotoğrafı da sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir heykel grubu. Bu fotoğrafı Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki bahçesinde çekmiştim. Kaidesinde de 1980 yılında dünya çiçek hastalığından kurtuldu yazıyor. O çiçek hastalığının dünyada bitmesi için üzerine yapılmış bir heykel grubu. O zaman ben bundan çok etkilenmiştim, hoşuma gitmişti, çekmiştim. Sizinle de paylaşmak istedim. Ve bitiriyoruz. Sonuç... 1978 yılında beni çok heyecanlandıran ve global sağlık politikaları alanında çalışmaya yönlendiren 2000 yılında herkes için sağlık programı başarıya ulaştı mı? Size soruyorum, kendime de soruyorum. Ne dersiniz? Başarıya ulaşmış mı? 17 yıl sonra tam başarıdan söz edebilir miyiz dünya için? Hayır, değil mi? Umuyorum, diliyorum. Sizler sağlık yönetimi alanında çalışmaya başladığınız zaman her şey daha iyiye gidecek. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa daha sonra hocamdan soru cevap. Dolayı teşekkür ediyor. Plaketini vermek üzere doçent doktor Mehmet Nurullah Kürtem hocamızı. Şimdi 10 dakikalık bir aramız vardı. Dışarıda çay ve ikramlarımız olacaktır. Olan Sayın Profesör Doktor Mevlüt Pehlivan 1969 yılında Ürgüp'te doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup aynı üniversitede Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladı.
1998 yılında ihtisasını tamamlayarak Düzce Tıp Fakültesi'ne öğretim görevlisi olarak naklen atandı. 2000 yılında İngiltere'de karaciğer nakli, safra yolları ve cerrahisi ünitesinde proje yürütmüş. Projesi 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uluslararası kongrede genç araştırmacı ödülünü almıştır. Ülkemizde ve bölgemizde obezite cerrahisi alanında öncülük eden bilim adamlarındandır. Halen Düzce Üniversitesi Tanıtısı Üyesi, Düzce Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Kendisini konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Önce şeyle başlayayım. Biz cerrahlar anesteziyi kandırmak için ameliyat ne kadar diye sürer diye sorduklarında yarım saat filan deriz. Hasta uyuduktan sonra kontrol bize geçince 3 saat uğraşırız. 10 dakika ara dediler. Yarım saate bağladı arkadaşlar. Arkadaşlar çok mahirler. Kızları üzerime gönderip beni bu konferansa davet etti. Hocam orada bulunsanız yeter. Konuşacaksınız falan dediler. Ben de iyi filan dedim. Bir sürü iş arasında hani çok da kendimi hazırlamamıştım. Bilal Hoca'yı gördüm az evvel. Kendimi şu şekilde hissettim çocuklar. Bir gün Gandhi, bildiğiniz o Hindistan felsefesinin kurucusu Gandhi, İngiliz kralıyla artık muhatap alındıktan sonra, görüşebildikten sonra bir araya gelmiş, konuşmuşlar. Çıkışta bir basın toplantısı. Basın toplantısında birkaç sorudan sonra Gandhi'yi aşağılamak istemiş İngiliz bir gazeteci. Demiş ki koskoca işte Büyük Britanya İmparatoru'nun karşısına bu kıyafetle mi çıktınız? O da demiş ki kral her ikimize yetecek kadar İhtişamlı giyiniyorum demiş. Koca ikimize yetecek konuşmayı yaptı. Ben de tabii olsun, yine de benim de ufak tefek söyleyeceklerim var. Şimdi herkes için sağlık diye bir başlık da bana gelmişti arkadaşlar. Ben sağlık uygulayıcısı kıvamında çalışıyorum. Benim alanım sağlığın uygulayıcısı olmak. Hizmeti sunan taraftayım. Ama herkes için sağlık benim için ne ifade ediyor diye sorusunu sizinle paylaşacağım. Cevabını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ve ben de konuşmamı kısa tutacağım. Anesteziyi kandırdığımız gibi hani demeyeceğim. Mümkün olduğu kadar kısa tutacağım. Gerçekten çok doygun, düzgün, didaktik bir az evvel bir konuşma dinledik zaten. Bence herkes için sağlıkta en önemli basamak, birinci basamak yaşam boyu hareket. Hareketin tanımı çok önemli. 21. yüzyılın bizi getirdiği noktada en önemli sorunumuz gerçekten endüstrinin oluşturduğu bir hantallık içerisindeyiz. 1960'larda, 1970'lerde bir tarım işçisinin günlük hayatında harcadığı kalorinin günümüzde %60 azaldığını biliyoruz. Hareketsiz bir toplum haline geliyoruz. Yine aynı şekilde 1970'lerde bir fabrika işçisinin harcadığı kalorinin %30'uyla en ağır işçi işini yapabiliyor. Çok hareketsiziz. Bununla ilgili uyarılar var. Herkes için sağlık felsefesinin temelini oluşturan. Bunlardan birisi şu. Çok fazla sayıda yapılan, fazla sayıda denek üzerinde yapılan bir değerlendirmenin sonucudur bu. Her gün 30 dakika hareket etmeliyiz. Hatta bunun için bir durak önce inmeliyiz. Arabamızı otoparkın en uzak yerine çekmeliyiz. 30 dakikalık hareket en asgari hareketimiz olmalı ama hareket nasıl bir hareket? O sporculara yapılan laktat testi eğrisi var ya arkadaşlar, orada bir tork eğrisi var. Yani vücudumuzun optimal enerji harcadığı bir efor düzeyi var. Bu düzeyin ampirik karşılığı var. Ampirik karşılığı, gözlemsel karşılığı, şarkı söyleyemeyecek kadar hızlı yürümeliyiz, hareket etmeliyiz. Yaptığımız her neyse bunu şarkı söyleyemeyecek hızda ve yarım saat yapmalıyız. Ama konuşabilmeliyiz. Konuşamamak düzeyindeki bir harekette kalbimiz üzerine yük oluşturuyor ve bizim sağlığımızı riske etmiş oluyor. Dolayısıyla herkes için sağlığın birinci basamağını hareket oluşturuyor. Hatta hastalarımızla ilgili mobilizasyon, hasta bana hasta sunarken asistanlarım, hasta mobilize hocam, mobilize yani hareketli, siz bu terminolojiyi biliyorsunuz. Mobilize denen hastanın yatağından kalkıp lavaboya çıkıyor olması mobilizasyon değildir. Mobilizasyon en az 20 dakikalık yürüyüş demek, en hafifi. Yani bunu bir herkes için sağlığın birinci basamağı olarak görmek lazım. İkincisi diyet ve beslenme. Kendi özel ilgi alanımı da biliyorsunuz obezite. Bence 21. yüzyılın insanlara yaptığı en önemli kötülük endüstriyel gıdalar. Rafine şekerin gündeme gelmesinden itibaren solid organ tümörlerinde önemli bir artışla karşı karşıyayız. Ve yine
herkes için sağlığın anahtar basamaklarından birisi doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve yediğimize içtiğimize dikkat etmek. İçtiğimize dikkat etmek. Su. Yani suyla ilgili, daha doğrusu şu anda benim size söyleyeceğim kısaca geçtiğim maddelerin her biriyle ilgili burada uzun oturumlar da yapılmış. Su çok önemli. Güne su içerek başlamak lazım. Gece yatmadan önce su içmek lazım. Günlük herkesin 1,5-2 litre en az suyu tüketmesi lazım. Ölçebilir miyiz? Yani yeterince su alıp almadığımızı anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Fizyolojik ihtiyaçlarımızdan biri olan işeme sırasında idrarımıza bakarız. İdrarımız su gibi ise güzel, iyi su içmişiz demektir. Çay gibi ise sıkıntı var demektir. Bu söylediğim diyet, beslenme, uyku, bir diğeri de uyku. Uykuya dikkat etmeliyiz. Çok özenmediğimiz, bizim günümüzde geldiğimiz tehlikeli noktalardan birisi bu. Biz fizyolojik olarak belli bir saatten sonra uyumalıyız. Uyumalıyız ki beynimizdeki bazı hormonal düğmeler kapanıp başka düğmeler açılsın. Bir nevi reset edilsin vücudumuz. Uykumuza dikkat etmeliyiz. En az 7 saat uyumalıyız. 7 saatten daha az uyuyan insanların obez olduğunu görüyoruz. Uyuduğumuz yere dikkat etmeliyiz. Uyuduğumuz yerin koşullarına dikkat etmeliyiz. Bu yani benim iki tane, biri üniversitede, birisi lise son sınıfta oğlum var. Yani muhtemelen oğlumla ilgili aklıma gelen en önemli figür sağ eli ve gözüyle birleşik bir hayat tarzı. Şöyle baş parmağı gelişmiş, beyninin yarısı baş parmağı haline gelmiş bir Z2, Z3 kuşağıyla karşı karşıyayız. Bu önemli bir durum. Yani etrafımızda sürekli iyonizen radyasyon yayan donanımlar var. Bunlardan belli ölçüde uzak durmayı bilmeliyiz. Uyku çok önemli dediğim gibi. Bir diğeri de herkes için, sağlık için sevgi. Yani acayip önemli. Doğayı sevmek, insanları sevmek, evcil hayvanları sevmek, birbirimizi sevmek çok önemli. Severseniz mutlu olursunuz. Mutlu olursanız işleriniz yoluna girer. Eğer sevgisizseniz hiçbirinizin işi yoluna gitmez. Çünkü zaten performansınız düşer. Benim yetiştiğim ekolde Ankara Üniversitesi ihtisaslıyım. 1993-98 yıllarında ben ihtisasımı yaptım. Çocuklar sabah 5'te kalkıp akşam 10'a kadar çalıştırılan bir asistanlık döneminin adamıyım. Ve pazartesi sabah 5'te hastaneye girip cuma akşam 10'da evine giden bir alışkanlıkla çalıştım o dönemlerde, ihtisas döneminde 1993-98 yılları arasında. Gayri insani. Hocalar adımızı bile söylemezlerdi. Gel şey, git şey derlerdi. Hatta bir gün birisine adını sormuş çocuğu. Hocam boş verin, adımı ne yapacaksın? Zaten şey deyip duruyorsunuz. Siz şey demeye devam edin demiş arkadaşlarından birisi. Onu bayağı bir ameliyata almayarak cezalandırmışlardı. Şimdi sevgi çok önemli. Ben Amerikan ekolünden, yani ben işte yurt dışında bulunduğum süre içerisinde aslında orada hani yabancı bir ortam, yeterince kendimi göstereceğim kalitede cerrahi yaptığıma da inanmıyorum. Adamlar beni bir gazlıyorlar. Kendimi bebekeyi falan zannettim yani yaptığım işleri. Vay be dedim. Yani sırtımızın sıvazlanması gerekiyor. Özellikle yani hayat kalitemizin artması için, bizim motive edilmemiz için ne kadar güzel yaptım, bunu ne kadar iyi yaptım, bunları duymaya alışmamız gerekiyor. Sevgi çok önemli. Sevgili bulun çocuklar. Yani böyle saçma sapan olmaz yani. Hayatınıza sevgiyle yer açın. Çok önemli. Gerçekten sevgilisi olmayan kızlar kaprisli oluyorlar. Kızların alkışlaması ayrı yeter sevindim. Ben oğlanlar alkışıyor zannetmiştim. Az bu kadar sizi nasılacağım ondan gibi. Şimdi ben diğer konuda şey, yani herkes için sağlıktan benim diğer anladığımda gene hani topu kendi alanıma çekerek söyleyeyim. Obezite. Çok önemli bir soru çocuklar. Yani farkında değilsiniz. Farkında varın. Kendi yetiştirdiğiniz evlatlarınızda, çevrenizde, yakınlarınızda bunu önemseyin. Biliyor musunuz dünyada önlenebilir, ölümcül olması önlenebilir iki sorundan birisi haline gelmiş durumda. Bunlardan bir tanesi sigara. Biliyorsunuz sigaranın maruziyetinin kaç tür kansere ulaştığını, insanların hayatına ne gibi katkıları, olumsuz zararları olduğunu biliyoruz. Ve çok önemli bir risk faktörü. Obezite en az onun kadar ikinci sıraya gelmiş durumda. Önlenebilir ölüm sıralamasında diyebileceğimiz şekilde. Bu çok önemli. Herkes için, sağlık için bu çok önemli. Ve bu konudaki mücadele çok önemli. Bunların tamamı aslında hayat tarzı, diyet alışkanlıkları, sporla yürüyen bir proses. Diyeceksiniz ki biz sağlık idarecisi, yöneticisiyiz. Siz bize sağlıkla ilgili, herkes için sağlıktan anladığınız
sağlıklı önerilerle geldiniz. Aslında size düşen sağlık idaresi yönetici eğitiminin temel parçası bu hayat kalitesi ve herkes için sağlıkla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu doğru pencereden görebilmek, işin güncelinde kalabilmek olmalı. Benim kendi mesleğim, bir sevdiğim bir meslektaşımın, daha doğrusu tanım sevdiğim değil ama yani bence bu sözü iyi söylemiş, bunu söyleyen bir genel cerrah meslektaşım söylemiş bunu. Cerrahın kaderi her gün, her ameliyatta yine yeniden cerrah olduğunu ispat etmek zorunda olmasıdır. Bizim iş futbolculuk gibi. Yani hep gol atarsanız Alex oluyorsunuz. Hafta sonu penaltıyı kaçırırsanız herkes sizin aleyhinize konuşuyor. Herkesin hastasını aynı ciddiyette iyileştirmek zorundasınız. Ben konuşmayı kısa tuttum deminki dediğim gerekçeyle. Ama sizleri tanımaktan çok keyif aldım. Ekip çok hoş. Arada beklerim. Sırayla gelin. Kalabalık gelmeyin. Hepinize ilgilenemem. Gerçekten sizi tanımak çok güzeldi. Ben burada tamamlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için. Konuşmalarından dolayı Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Plaketini vermek üzere Topluluk Başkanı Mesut Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Nurul Hoca nerede? Nurul Hoca istiyorum çocuklar. Çiçeğini vermek üzere Sağlık Yönetimi Öğrenci Topluluğu Denetim Departmanı Başkanı Habibe Yılmaz'ı sahneye davet ediyorum. Programımız soru cevap şeklinde. Takip ediyorsunuz. Ben hocalarımı takip ediyorum. Doğru şeyler yaparsak siz de bizim muhtemelen yaptığımız doğru şeyleri üzerinden ben şey soracağım. Geçen izlediğim bir programda bir profesörün kahvaltı yapmanın çok da iyi olmadığını söyledi. Bunun hakkında siz ne söyleyebilirsiniz? Şimdi ben bir gün acil servis doktorluğu yapıyorum. Asistanlığımın 1. yılındayım. Ankara Üniversitesi İlgisine Hastanesi yaptım kısasını. Çocuklar bir tane dönme geldi. Yani tabiri caizse gay geldi. Şimdi şikayetiniz ne diye falan sorduk. Doktorsunuz, kayıt yapıyorsunuz. Adınız ne diye sorduk. En zorlandığım soruyu sordunuz. Murat diye cevap verdi. Şimdi sizin sorduğunuz tarz benim tarzıma çok uymuyor. Yani şu otu yiyin, bir çöpü katın. Bunun içerisine şunu katarsanız sinamike iyi gelir. Değil. Bizim alanımız matematik. Neden sonuç ilişkisine dayanan, bizim adını kanıtlarla ayrıntılı olarak adlandırdığımız, elimizde literatür dediğimiz milyonlarca veri içerisinden kanıt düzeyinin gücünü ölçerek yorumladığımız şeylerden bahsediyoruz. Öyle bir ihtisas olmadığı için sorunuza o şekilde cevap veremeyeceğim. Ama biz insan ırkı olarak etçil bir ırkız, orijinalimiz etçil biliyorsunuz. İkinci söyleyeceğim de bizim geldiğimiz noktadaki sorunlarımızdan birisi, hani size böyle çevrenize anlatırsın diye söylüyorum. Kıtlık geni diye bir şey duydunuz mu daha önce? Kıtlık geni. Şöyle bir gen bu. İnsanlar doğal afetler sırasında uzun süren kuraklıklarda hayatlarını sürdürebilmek için bir grup insan adaptif bağırsak yapısı geliştirmişler. Ve bunlar da kıtlık geni bir gen türemiş. Çünkü kıtlık genine sahip olmayan nesiller kurak o dönemlerde ölüp gitmişler. Kıtlık genini taşıyan nesiller devam etmiş. Biz kıtlık genine sahip nesilleriz muhtemelen. Bazılarımız en azından. Kıtlık geniniz varsa bağırsaklarınız daha çok gıdaya emin. Obezite potansiyeliniz yüksek olabiliyor. Yani
senin dediğin sorunun anahtar şeyi sağlıklı bir beslenme ve sağlıklı bir görüntüyse bir tane şey gibi, yumak gibi bir A4 kağıdın üzerinde çizgiler olduğunu için o kadar birbirinin içine girmiş konular var ki hangi kişide sabah kahvaltısı çok iyi, hangisinde peköyün, hangisinde güne girmiş porsiyonlar, bu kişinin kendi kazanması gereken bir hayat tarzı diye düşünüyorum. Demin söylediğim anahtar konuları eklersek de başarının kaçınılmaz olacağına teorik olarak inanıyorum. Başka soru yoksa ben zaten öncelikle bizleri kırmayıp bütün işlerinizi, güçlerinizi bırakıp bizim yanımıza gelip bilgi ve becerilerinizi paylaştığınız için her iki hocamızdan, bütün arkadaşlarımızın adına teşekkür ediyorum. Benim sorum, şimdi Hilal hocamız anlatırken bir pazardaki pay olarak anlattı. Bir de şimdi bizim insanlarla farkındalığı yaratabilmemiz açısından bir şeyler yarattı. Benim sorum, kendisi bu noktaya gelene kadar neleri hedefliyordu? Hani neyi ön plana çıkartmak istedi de bu konuma gelebildi? Bizlere ne öneriyor? Evet yani. Hocam bu çok şey şimdi her insanın yaşadığı coğrafya ve yaşadığı zaman dilimi, ailesinin maddi koşulları, anne babasının eğitimi hepimizin ortaya çıkışında etken oluyor. Belirleyici öğeler. Yani ilkokuldaki öğretmeniniz bile çok önemli. Ben de size ilk slaytta şunu söylemiştim. 78 yılında Alma-Ata'daki Dünya Sağlık Örgütü'nün o projesi, o stratejisi kulağa çok hoş geliyordu. 2000 yılında herkese sağlık. İşte ben de 20 yaşında bir üniversite öğrencisi, bir genç kız olarak çok etkilenmiştim ondan. Ve bir yandan gazetecilik yaparken, bir yandan işte aile kurup çoluk çocuk yetiştirirken, bir yandan da akademik kariyerimi sürdürdüm. İstanbul Üniversitesi'nde danışman hocam bile sağlıkla ilgili tez yazmamı çok önemli bulmadı uluslararası ilişkilerde. Ya Kıbrıs'la ilgili falan yazsam dedi. Yani daha kolay geldi hocama bile. Çünkü sağlık politikaları, global sağlık politikaları dediğin zaman Türkiye'de yapılmış bir tez yoktu o zaman. Yani açın bakın YÖK kayıtlarında benim adımı sorgulayın. İlk, o konudaki ilk tez benimki neredeyse uluslararası ilişkilerde. Birkaç yıl öncesine kadar yeni bir kişi bile yoktu o konuda tez yazan. İşte insanlar Sovyetler Birliği'nin çözülmesini yazıyordu, Kıbrıs'ı yazıyordu, Avrupa Birliği yazıyordu. Yani global sağlık politikaları pek de öyle kimsenin umurunda bir konu değildi. Ben onun üzerine gittim hep. Yüksek lisans tezimde Türkiye'deki sağlık politikalarını irdeledim. Doktora tezimde de global sağlık politikalarını irdeledim. Ama dünyada bu konuda çalışan çok insan var. Ciddiye alınan bir konu. Ha, şeye gelince, sivil toplum örgütü kurmak, onu geliştirmek, dünya çapında bir noktaya getirmeye gelince, inanın Türkiye'de çok da fazla değeri yok yani. Kimsenin umurunda sayılmıyor. Ama Edirne'den dışarı çıktığımızda, hakikaten çok önemli. Yani öyle bir karşılıyorlar, öyle bir sağlık aktivisti diye bir etiketle öyle bir değer veriyorlar ki sonra ben eve geri döndüğümde işte bir tane kurt köpeğimiz var, işte oğlum var. Böyle ev dağınık, köpek yastıkların yerini değiştirmiş, işte kağıtlar, gazeteler dağılmış. Birdenbire kavram kargaşasına düşüyorum. Ben nereden geldim, nereye geldim diye. Gerçekten dünyada sağlık aktivistlerine çok değer veriyorlar. Ha, Türkiye'de de yani sizin bizi davet etmeniz, bu saatte oturup hala dinliyor olmanız, soru soruyor olmanız ümitlendiriyor beni, umutlarımı artırıyor. Çünkü artık eminim ki bundan sonraki jenerasyonlar ya işin mi yok da bunlarla uğraşıyorsun demeyecek, yani değer verecek. Biz bir yol açtık, arkadan sizler geleceksiniz. Sizin sorunuz var mı? Geç kaldınız. Evet, beklenen kişi sizdiniz Nurullah Bey. Hocam, anladığım ders
sanatlayacaktım ama. Hocam bir daha bir plaket töreni yapalım o zaman. Aa, biliyorum, biliyorum. Ben de o yüzden söyledim. Evet, başka var mı? Şurada mikrofon daha var. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgilerden çok teşekkür ederiz. Üçünüz çok iyi şekilde aydınlandık bence. Sormak istediğim soru şu. Az önce arkadaşım size dedi hani neler yaptınız, çekişler, gelişiminiz hakkında falan. Ve siz de dediniz hani Edirne'den dışarı çıktığım zaman büyük bir etki gördüm. Ama eve geri döndüğüm zaman kavram kargaşası yaşadım dediniz. Yani siz ilk çalışmalarınızı yurt dışında mı yürüttünüz? Hani hep yurt dışına mı değer görüldü? Yoksa Türkiye'de hani bu oran çok mu düşük? Şimdi yurt dışında başladım. Biz Gülay Bey benim eşim. İlk evlendiğimizde Gülay Bey Amerika'da öğrenciydi. Ben de onun yanına gittim. Cincinnati Üniversitesi'nde o zaman siyasal iletişim dersleri aldım. Ama bir yandan da UNICEF'e bağlı bir alt kuruluş olan Travelers Aid Institute diye bir kuruluş vardı. Girayın okuldaki hocalarından birisi o kuruluşun yönetimindeydi. Bana da dedi ki orada gönüllü çalışmak ister misin? Aa, olabilir. Yani hem İngilizcem işte daha iyi olur. Hem de bir şeyler öğrenirim dedim. Travelers Aid Institute'de gönüllü çalışmaya başladım. Ama ne yapıyordum? Kamboçyalı mültecilerin eğitim, gıda yardımları falan o tür sorunlarının bilgisayara giriş elemanıydım. Yani öyle sahada bir iş yapamıyordum, bilmiyordum. Ve benden çok ciddi söz aldılar. Sakın ha bu bilgileri hiçbir yerde kullanmayacaksın diye. Ben orada gördüm. Bir sivil toplum örgütünün işte mülteciler için, yoksullar için, eğitimi az insanlar için nasıl çalıştığını gördüm. Onu öğrendim. Sonra Türkiye'ye döndüğümde bir süre Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştım ve orada bütün bu sosyal projeleri yönettim. Çok gençtim o zaman, daha 30 yaşın başındaydım ama çok önemli projeler yönetiyordum. Sonra işte Birleşmiş Milletler projelerinde çalıştım, en sonunda da üniversiteden emekli oldum. Yani öykü böyle gidiyor. O arada işte annelik de oluyor, kız evlatlık da oluyor, annen baban hasta oluyor, onlara bakıyorsun, kayınvaliden hastalanıyor, onunla da ilgileniyorsun. Yani onların hepsini yaşadım. Çocuğumun okulunda da okul aile birliğinde de çalıştım. Her işi yapmaya çalıştım. Ama ne oluyor ondan sonra? Hocam şu anda mesela Türkiye'de bizim önümüz bu konuda daha açık, daha çok çalışma yapabiliriz. Kesinlikle. Bakın, ben üniversiteye başladığımda yani sınıfımızdaki kız öğrencilerin sayısı 1/3 falandı. Ve 4 yılın sonunda sadece 5 kişi mezun olduk fakülteden. 4 erkek ve 1 tek kız bendim. 4 yılın sonunda mezun olan, işte 5. yılda, 6. yılda mezun olanlar oldu. Birincilikle mezun olan arkadaşımız bundan 2 dönem önce mesajdı. Ama okul başarısı hayat başarısı değil. Yani okulda çok başarılı olabilirsiniz, işte hep takdir alabilirsiniz ama hayatta aynı başarıyı yakalayamayabilirsiniz. O başka bir şey. Yani yapmayacaksınız, çalışacaksınız, çok yönlü olacaksınız. Her şeyi okuyacaksınız. Yani de kendime örnek vermem gerekiyorsa ben öyle birisiyim. İşte her şeyi okuyorum, her şeyi merak ediyorum. Ama çocukluğumda da dünya haritasını halının üzerine serer, böyle gider haritanın üzerine. İşte benim babam da bir uluslararası örgütte çalışan bir görevliydi. İşte babamın o fotoğraflarına bakar falan, böyle ben de kendimce hayaller kurardım. İşte şu ülke, bu ülke, burada bağımsızlık kazanıldı, şu oldu. Yani dünya haritasına da ilgi duyun. Sadece işte yaşadığınız şehir değil, yaşadığınız ülke, yaşadığınız bölge. Zaten artık ülke sınırları da neredeyse kağıttan sınırlar haline geldi, değil mi? Çok kolay bir ülkeden bir ülkeye geçmek. İşte mülteci sorunu da yaşıyoruz. Bilmiyorum, Düzce'ye de gelen mülteciler oldu mu? Belki oldu. Yani bu mültecilerin ne dedik konuşmamızda? Koruyucu sağlık hizmetlerinde, sağlık politikalarında birinci basamak aşılanma. Ama gelen mültecilerin durumunu bilmiyoruz. Yeni hastalıklar türedi tekrar diye bazı makaleler yayınlıyor enfeksiyon hocaları.
böyle tehlikeler var. Sonuçta siz bu işlerde çalışacaksınız gelecek yıllarda. O yüzden siyaset bilimini de bileceksiniz. Hukuku da, hani sağlık hukuku dedik. Hukuktan da anlayacaksınız. Yani çok zengin bir meslek grubunun içindesiniz. Ama bunu lütfen iyi değerlendirin. Yani yoksa hastanede gelen hastanın ilk kaydını tutan, hani böyle dar etek giymiş, beyaz bluz giyip boynuna lüfler bağlamış kız çocukları var ya, onlar gibi olmayın. Onları kınamıyorum, onları aşağılamıyorum asla. Ama lise mezunu da o işi yapabilir, ortaokul mezunu da o işi yapabilir. Madem siz 4 yıllık eğitim görüyorsunuz burada, aileniz bu kadar harcama yapıyor, hocalarınız bu kadar emek veriyor, devlet sizin için yatırım yapıyor. O zaman antenlerinizi açık tutacaksınız. Bütün dünya sizin çalışma alanınız olacak. Teşekkür ederiz hocam. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sağlık yönetimi bölümü olarak Mevlüt hocama bir soru iletmek istiyorum. Bölümümüz hakkında hastanede bizim yerimiz nedir ve biz bölümümüzden mezun olunca bir gelecek kaygısı çekiyoruz. Çünkü çok fazla sayıda kadro açılmıyor. Bu konuda hakkında sizden bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. İleri görevlerin içerisinde bölümlerinizden mezun arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sağlık idaresinin tıbbi boyutu var, bir de idari boyutu var. Bu anlamda çok ihtiyaç duyulan bir konumdasınız. Bir kere karamsar olmayınız, gittikçe artan sayıda olmayınız. Gittikçe artan sayıda sağlık hizmeti devamlılık arz eden ve ihtiyaç olan bir sektör. Sağlığa ihtiyaç hiçbir zaman azalmayacak, artacak. Dolayısıyla ben şey kısmını çok önemsiyorum. Üniversitede bulunduğunuz süre içerisinde sanki bir lise müfredatı gibi, üniversite müfredatı içinde sıkışıp kalırsanız standartlaşırsınız. Üniversite sizi kendinizi keşfedeceğiniz yer. Lütfen her biriniz kendi alanınızın alt alanları ile ilgili merak duyduğunuz alt alanları keşfedin ve bunun üzerine yolun açın. Her birinin standart bir sağlık idareciliği mezunu olmayız. Mutlaka sizin alanınızın da benim bilimsel olarak çok iyi bilmediğim alt alanları vardır. Bunlar üzerine yoğunlaşın. Bilgi ve görgünüzü arttırmak için özellikle vaktinizin daha uygun olduğu, daha böyle fleksibel olduğunuz. Çünkü ilerleyen yıllarda eş, çocuklar sizin gelmenizi, gitmenizi, bazı programlara dahil olmanızı daha kısıtlayıcı olabiliyor. Daha fleksibel olduğunuz bu dönemlerde mutlaka deneyimlerinizi arttırıcı aktivasyonlar yapın. Dünyanın çeşitli, kendi alanınızda iyi olduğunu düşündüğünüz merkezleriyle görüşerek, yazışarak oralarda zaman geçirin. Kısa da olsa, uzun da olsa zaman geçirin. Böylece kendinize yeni bir alan tanımlamış olun. Bunu yaptığınız zaman, yani üniversitelerde lise mezunu kıvamında eğitim alıp çıkmadığınız zaman zaten iş sizi bulacak. Ben onlara ilgili bir kaygı duymuyorum doğrusu. Bir şey ekleyebilir miyiz verirseniz? Bakın bu fakülteye hangi puanla geldiğiniz, kaç puanla geldiğiniz, lisede nasıl bir okuldan mezun olduğunuzu çok önemsemeyin. Unutun artık onu. 4 yıl sonra buradan nasıl bir donanımla çıkacaksınız? Onu önemseyin. Çünkü Türkiye'de pek çok üniversitede bu bölüm var. Siz lisan bilginizle, işte hocamın az önce dediği gibi yenilikler kendinize katarak, görgünüzü artırarak, staj yaparak, düşermeyin, başka bir şehirde staja gidin. Gelin bizim yanımızda derneklerde çalışmalara katılın. Çünkü derneklerde de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir kampanya yönetin. O şekilde sizinle aynı dönemde, aynı zaman diliminde farklı üniversitelerden mezun olan meslektaşlarınızdan rekabet ortamı bir adım öne geçmek zorundasınız. O da istiyor bir adım öne geçmeyi, siz de istiyorsunuz. Kim kazanacak? Daha çok donanımı olan, daha çok birikimi olan kazanacak. Ve çalışmayı seven kazanacak. Ha, para kazanacak mı? Onu bir şey diyemem. Kapının girişinde konuşma balonu gördünüz değil mi? O konuşma balonu benim proje hakkında vardı. Bir tane resim getirdim.
arkadaşlarımızın söylediğini kendinizle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesleğinizle ilgili hayalinizle ne düşünüyorsunuz? Ne hedefliyorsunuz? Ne soruyorsunuz? Kendinize bir soru sorun, bir arkadaşınız o soruyu cevaplasın mesela. O konuşma balonuna yazın, altına da adınızı da yazın. Fotoğrafı çekilsin, soruları silinecek, yeni bir kişi yazacak. En az 25 kişi onu yazsın, onu bir proje olarak ben de size yardım edeyim. Şeyimizin, grubunuzun bir projesi olsun o. Bunu cevaplayın. Ben de bunun altında kalmak istemiyorum. Biz de daha açık havada. Yüzsüzü CEO mezunu, acayip yerlerde tanıdığı insanlar var. Hiç karamsar olmayın lütfen. Aklınızı kullanın. Evet. Olacak. Söylerim, isimlerim size. Seçersiniz. CEO mezunuz. Hocam beklenen dayısını düşünmek için. Herkes böyle bakmış. Başka soru yok herhalde. Benim bir sorum vardı. Ameliyat sırasında hiç beklenmedik bir durumla karşılaşıyor musunuz? Hiç karşılaşmıyorum. Her ameliyat bir macera. Bazen Formula 1 yarışı gibidir ameliyat. Yani burada duysal bir varlık görüyorsunuz. Ameliyatta bir canavara dönüşebiliyor. Kartları, saldırıları, farklı hakikaten bizim isteğin önemli az verici taraflarından birisi bu ama sürprizlerle başka alanlardan daha çok. Çünkü biliyorsunuz insanların anatomi kitaplarındaki katalogları, cihazların katalogları kadar sabit değil. Yani bu cihazın yerleşiminde kabloların yeri çok belli ama insanlar da biz arayıp buluyoruz. Fark olduğu için her kişi, her ameliyat ayrı bir macera. Bizim hastanede oluyor mu böyle beklenmedik durumlar? Hastaların size mesela çıkışmaları ya da hasta yakınlarının bu tarz şeylerle karşılaşabiliyor musunuz? Tabii özellikle evler görev aldığım zaman da çok sık rastladığımız durumlardan birisi. Acil servislerde sıkça konuşuyoruz. Tabii ki reaksiyonu göstermek isteyenler olabiliyor. İşte ben uzak doğu skorluktan öğrendim. İdare ediyorum şimdi. Bence bunu açmak isterim. Bence hayatın anahtarlarından birisi iletişim arkadaşlar. Derdinizi doğru anlatırsanız, bakın siz hekimsiniz. Siz de diyelim ki bulunduğunuz pozisyonda idareci ve sağlık idarecisi olmalısınız. İlgi alanınızdaki kişilerle ne yaptığınızı, niye yaptığınızı, yaptığınız için olası sonuçlarını kendinizi gereğinden fazla abartmamalısınız insanlara ilişkin. Bu konuda şeffaf olursanız, dürüstlük ve şeffaflık çok önemli. Kendinizle ne şişirmelisiniz, ne küçük görmelisiniz. Şeffaf, dürüst ve açıklayıcı olursanız kimsenin size kızmaya hakkı kalmaz. Siz bunları yapmazsanız insanların kafası karışır, kafalarında soru işaretleri kalır. Bunları yaptığınız halde olur mu? Olur. Sok yapacak bir şey yok. Ama normal şartlarda olmaz. Eğer siz doğru iletişim kuruyorsanız ben sağlıkta şiddete uğranmayacağına inanıyorum. Yeter ki karşınızdaki insanın derdini anlayın, yakını getirdiğini, onun o anda gergin olduğunu. Yani ben kendi idarecilik görevimde, daha önceki idarecilik görevimde kavga çıkartmak için gelen bir adam odam oldu. Aa, senin boynunda tiroid bozuğu var, tiroid olmayasın, zehir bağıtım var senin, gel seni muayene edelim. Deyip hakikaten ama gel çocuğum, bize zehir bağıtım var kazandı. Öyle bir şey yoktu yani. Sayın Hilal Hocam, iletişim doktorusunuz. Uluslararası İlişkiler Doktoru. İletişim konusunda hasta iletişim konusuyla ilişkilendirerek bize önerdiğiniz birkaç şey var mı? İletişim konusunda hasta iletişimiyle ilgili bize söylemek istediğiniz, önerdiğiniz birkaç şey varsa. Var, evet. Bir hastaların bilgilendirilmesi. Hani olan diyorsunuz ya. Aydınlatılmış onam diye bir adı var. İşte bir kağıt imzalatılıyor hastalara. Yani hasta o zaman o anda o kadar heyecanlı ki zaten çoğunun bilgi birikimi o yazılanları algılamaya bile yetmiyor. İşte ya o imzalıyor ya bir yakını imzalıyor.
burada sistemde bir sorun var. Yani doktorlarda sorun var diyemem. Çünkü doktorların işi zaten başlarından aşkın. O zaman ne olacak? Belki işte doktorlara yardım edecek olan sağlık görevlileri sizler olacaksınız. Hastalara bilgi vermek, hastalık hakkında bilgi vermek, operasyon hakkında bilgi vermek gibi görevleri, o iletişim ara elemanı görevini belki sizler göstereceksiniz hastanelerde, yarın sağlık kuruluşlarında. İletişim gerçekten çok önemli. Doğru bilgi akışı. Ve hastadan da, hasta yakınından da doğru bilgi alış. Benim mesela burada bir örnek vereceğim. Bir yakın dostum sigortalı olarak hastaneye yattı. Özel sağlık sigortası var diye yattı. İşte böyle 3 punto ya da 5 punto yazılmış bir satırı tam göremediği için ameliyatı ücretsiz olacağını zannederken aklımızın alamayacağı bir rakamla karşılaşıp hastaneden çıkmak zorunda kaldılar. Yani bu tür olaylar çok var. O yüzden doğru iletişim, doğru bilgilendirme çok önemli. Burada iletişim derken iletişimin bir sınırlı tanımını yapıp geçmek istemiyorum. Çünkü sağlık iletişimi bambaşka bir şey. Hastanelerde, tıp fakültelerinde şu anda pek çok afiş görüyoruz. İşte hastalıklarla ilgili. Bazen de işte metro istasyonlarında görüyoruz. Ben geçen sene gördüğüm bir afiş hoşuma gitmişti. Dünyadaki en yüksek nüfuslu dördüncü nüfus diyabetliler diye. İşte birinin en yüksek nüfuslu ülke için, ikincisi Hindistan, üçüncüsü galiba Amerika, dördüncü de diyabetliler. Yani bütün dünyada çok sayıda diyabetli var. Güzel bir uygulamaydı. Bütün mesele doğru bilgi akışından geçiyor. O doğru bilgi akışında da umuyorum ve biliyorum sizler çok iyi görevler yapacaksınız. Bugün yılından sonra doğan her iki kişiden birinin diyabet olacağı biliyorum. Maalesef. O gazozları içiyorsunuz, işte ice tea'di, bundan sarı gazozlardı. Yani onların çoğu zaten şekerli suyun üzerine işte meyve aroması katılmış şeyler. Çok sayıda içiyorsunuz. Ne yazık ki onlarda alışkanlık yapanlar da mı var, nedir bilmiyorum. Yani gerçekten kendinizi bu teknolojinin getirdiği hastalıklardan da önce kendinizle korumak zorundasınız. Yani bedeniniz size verilmiş bir emanet. Hangi konuda düşünürseniz düşünün. Yani din açısından da düşünürseniz. Beden bize Tanrı tarafından verilmiş bir emanet. Onu iyi korumalıyız. İnsan hakları açısından da düşünürseniz. Bu bedeni korumak zorundayız. Önce kendi sağlığımız, sonra işte çevremizin sağlığı, ailemizdeki insanların sağlığı. İyi beslenme, hani iyi beslenme otun kalbini etkilemek değil elbette. Dengeli beslenme çok önemli. Hani benim konum değil ama sadece anne olarak olmuşum o kadar. Hocam, öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok keyif aldım. Benim sorum şu, doğru bilgi diyoruz. Peki bu doğru bilgiden kastımız ne? Doğru bilgi nedir? Ya da hastanelerde para eden bilgi nedir? Bizim en çok para kazanabileceğimiz departmanlar, bölümler nelerdir? Onu bilemem. Hani en çok para kazanmak nerede olur? Onu bilseydim zaten ben şimdi bir yolda oturuyordum. Para kazanmayı hiç bilemiyorum ama doğru bilgi nedir? Bu çok önemli. Gerçekten konunun uzmanından alınacak bilgi. Yani işte parmaklarına çok sayıda yüzük takmış, saçlarını kabartmış, bilmem ne otundan, onu kaynatın şunu için, 3 gün sonra kanseriniz geçer diye televizyonda her gün konuşan adamların verdiği bilgilerdi. Yani pozitif bilimlerde deneme yanılma yoluyla bulunmuş bir takım bilgiler, doğru bilgiler. Bunu da doktorunuzdan alacaksınız, yöneticinizden alacaksınız. Ha, internet çok önemli dedik hepimizin hayatında. İşte hocam dedi baş parmaklar değişime uğradı neredeyse internette, telefonda. İnternet bir bilgi kirliliği merkezi.
Çok sayıda bilgi var ama çoğu da yalan yanlış, doğru bilgiler değil. Nasıl ki doğru bilgiye ulaşmak için bir yol izlenecek, o yolu takip etmeniz gerekiyor. Yani doğru kişiden bilgi almak. Kendi alanımızda matematik serbestleyebiliyoruz. Evet. Kaynaklarımızı, okuduğumuz bilginin geçerliliği açısından o bilimsel metodolojiye göre karar verebiliyoruz. Yani bir okuduğumuz bir şey bizim açımızdan kanıt düzeyinin yüksek olmasının kriterleri var. Sonra göre bakıyoruz. Sabaha kadar konuşalım yoksa. Şurada bir arkadaşımız. Ben yararlanmak istiyorum. Baş hekim yardımcısı kimliğinden yararlanmamı istiyorum bu konuda. Bize bölüme geldiğimizden beri idari yönetimde sizi değil de daha çok sağlık alanında profesyonelleşmiş insanları daha çok istiyorlar dediler. Mesela baş hekimler sizi istemiyor gibi sözler duyduk biz bölüme geldiğimizden beri. Siz bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Bunun hakkında şahsi bilgim yok. Yani buna katılmıyorum. Siz alanınızda yetişiyorsunuz. Tam tersi, geçmişte bu alanlarda eleman yetişmemiş olduğu için ambar memurluğundan, başka pozisyonlardan, şuradan buradan insanlar hastane idaresinde konumlandırılıyordu. Şimdi siz yetiştikçe onların yerine alanında yetişmiş insanlar olarak sizin olacağını düşünüyorum. Yani konunun tam hakimi olmamakla birlikte Ben müdür yapacağım. Ben müdür hocam bunu Yoksa sadece hekimler mi yönetsin? Böyle bir iki karşıt grup var. Özellikle hekim arkadaşlarımız var. Türkiye'deki yaygın kanaatlı hekimler yönetsin anlayışı var. Herhalde arkadaşımızın sormak istediği sorumuz bilmiyor. Yanlış anlamadıysam pardon. İdeali hakikaten işin içerisinde hekimle bulunsun. Bizim bu şekilde hekimlerin sağlık idaresinde profesyonelleşmesini getirdiği sonuç hekimlikten uzaklaşmalı. Yıllarca tıp fakültesi eğitimi alan, ihtisas yapmış arkadaşlar bir süre sonra baş hekim yardımcılığı gibi hekimlerin alabildiği idarecilik konuları bunlar. Bunun dışındaki zaten hekimlerle birlikte birbiriyle yürüyen bir hastane idaresi organizasyonu var biliyorsunuz. Hastane müdürleri, müdür yardımcıları, şefleri vesaire gibi organizasyon şeması içerisinde. Hekimlerin olmasının handikap olduğunu kabul ediyorum. Çünkü hekimlerin tamamı idarecilik eğitimi almış olabiliyorlar. Ama hekimlerin de bu idarede mutlaka bulunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer doğru bir takım kurulursa, yani bir hastanenin müdürüyle başhekimi programlamada şu hata olur. Ben başhekimim, benim dediğim doğru olsun dediğin zaman yanlış yapmış olursunuz. Burada alanın profesyonelinden yeni bildirim olarak hayata bakışınız için de böyle olmalı zaten. Birlikte karar verirseniz doğru olur. İdarecilerin yaptığının karşısındaki argüman da sağlık işinin mutfağında birebir çalışmayan bir kişi hekim kadar o konuya hakim olmayabilir. Birliktelik omuz omuz alıp esas üzerinden gitmesi gerektiğine ben inanıyorum. Bazen bunu hiç çekinmeden en ufak bir bürokratik benim alanımın dışında bir konu olduğu zaman şahsınızda kime rastlarsam bu konuda güvenli kişilere danışıyorum. Öyle diyorum. Yani çünkü amaç doğruyu yapmaksa doğru sadece benim söylediğim değil, bundan eminim yani. Ben bir sürü kere yanlış düşünebilirim. Arkadaşım benim fark etmediğim olayın kendi profesyonel alanıyla ilgili bir boyutunu bana aydınlatabiliyor ve biz onun dediği yönünden geliyoruz. Bence kombinasyona ihtiyaç var. Birisini aşağıda bırakırsanız, mesela sağlıkta CEO yöntemiyle işte özel hastane mantığına bakarsanız sağlık etik değerlerinde sıkıntı alamıyor. Doktorlara kırbaçlayan adamlar çalışın, onu isteyin, bunu yapın. Bunun sağlıkta bizim en önemli başımıza gelebilecek sorun zengin olmak.
Zengin birisi sağlıkta en kötü hizmeti alabilir. Overtreatment mağdur olur. Tedavi değil, fazla tedavi. Yani siz mesela çok sağlık sunucularına çok rahat ulaşmak, çok fazla yani farkındaysanız matematiksel veriler sağlıkta örneğin ameliyat sayılarında patlamalardan bahsediyor. Herkes elinde bıçak sallıyor. Yani ben performans alacağım, kazanacağım gibi bir noktaya geliyor. O hani vahşi kapitalizm diyelim ya da o CEO mantığıyla alan dışı maliyeden vesaire bu mali konularda bu alanda yetişmiş birisinin varlığı o tıbbın yüzyıllardır var olan öğretisi içerisindeki deontolojiyi, hasta etiğiyle ilgili sorunları abartabilir. İnsanlar bundan mağdur olabilirler. Bizim eskiden anlatılırdı. Gittiği mecbur hizmet yaptığı yerde bir cerrah apandisit salgını var deyip köyde kentlerine kadar adam varsa hepsini apandisit alırmış mesela. Salgın var, apandisit salgını var. Benim çocukluğumda bademcik ameliyatları çok modaydı. Apandisit ve bademcik. Bir dönem sezaryen, herkes sezaryene koştu. Şimdi o da hocam çıktı. Sağlıkta ameliyat modaları da oldu. Var sağlık kuruluşlarının başında. Ama Mevlüt Hocam'ın da söylediği gibi mutlaka meslekten, yapıdan gelen hekimler de yönetimde yer alıyorlar. Yani dünyada yükselen trend böyle. Türkiye'de de artık böyle gidiyor. Özel hastanelerde evet CEO'lar var, yöneticiler var ama mutlaka bir başhekim de var. Ben teşekkür ederim. Ne güzel sizle beraber olmak. İlkokuldan bugüne kadar bileklimi alan bir toplum ve çalışamayan bir toplumuz. Sağlık sektöründe bunun ne gibi önemi var? Eğer varsa hangi alanı... Bir eğitimi, yani yabancı bir eğitimi. Evet. Bu çok önemli. Yani ben anne olarak bunun sancısını da kendi çocuğumda da çektim. Artık dünyadaki ülkelerin sınırlarını kalktı gibi. Yani bir yandan yeni sınırlar çiziliyor ama bir yandan da sınırlar artık kağıttan olmaya başladı. Dolayısıyla sadece kendi yerel dilini bilmek, bilim üretmeye, bilimsel çalışmaya yetmiyor. Çünkü bilimin bir dili var. Yani Türkçe değil maalesef bilim dili. O dili bilmek zorundasınız. O dilde okuyabilmek, anlayabilmek ve ifade kendinizi ifade edebilmek zorundasınız. Eğer hedef koyuyorsanız kendinize, büyük hedefleriniz varsa. Bu dil, işte bir zamanlar Farsçaymış, şimdi İngilizce ama dünyada belki 50 yıl sonra bu dil belki Çince olacak, bilmiyorum. Ha, sizin yaşadığınız zaman diliminde yine şu anda bilim dili İngilizce, mutlaka İngilizce öğrenmeye başlıyorsunuz. Hangi departmanınız? Hangi departmanınız? Dili öğrenirseniz her departmanda yoğunlaşabilirsiniz. Çok yoğun. Yani o belki bir masa başı işi, işte muhasebe işi, dil bilmese de olur diye düşünüyorsunuz belki. Ama bizim mesela bir arkadaşımız kaç yaşlarında? 8 yaşında değil mi? Çoluğun çocuğu da var ama uluslararası bir şirkette çalışmaya niyetlendiği için bir bütçe ayırmış 5 aylığına yurt dışına gidiyor dilini geliştirmek için. Yani bu dünyanın her zaman her dönemde ihtiyaç duyulan bir şey. Siyasette de ihtiyaç var. Çünkü tercümanla yaptığınız bir iş bir şey eksik kalabilir. Onun için siz kendinizi ifade edebilecek düzeyde çalıştığınız alanda tarifini takip edebilecek minimumda olsa takip edebilecek düzeyde İngilizce öğrenmelisiniz. Şu zaman dilimine İngilizce geçerli. Katılım gösterdikleri dolayısıyla Sayın Hep Yaşam Sosyal Komite Üyesi Süreyya Cürcüloğlu'na,
Sayın Hep Yaşam Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Çalışkan'a teşekkür belgelerini vermek üzere topluluğumuz organizasyon başkanı ve bunu çekip almayı davet ediyorum. Sorularından dolayı sayın hocalarımıza da teşekkür ederim. Merhaba, ben Süreyya Cücüloğlu. Bizi davet ettiğiniz için, ayrıca da buraya konuk ettiğinizde gösterdiğiniz sıcak enerjiniz için çok teşekkür ediyorum. Davet ediyorum. Okey, de konuşacağız da.